Şurayı arka planda level olmadığı için ilk başlangıç sayfasının da şeffaf olmasına gerek yok. Ne yapalım? Şurada bir opacity vermişiz. Şuna bakacağım. Start page sub container'a. Start page sub container'da opacity var mı? Yok. Bunu ben diğer sayfalar içinde kullanmayı düşünüyorum. O yüzden şu başındaki start'ı kaldıracağım. Buna diyeceğim ki page sub container. Buraya geleceğim. Burada da start'ı kaldıracağım. Şurada da start'ı kaldıracağım. Şuradan da opacity'sini bir yapacağım ya da hiçbir şey yazmayacağım. Zaten standart değeri bir olduğu için. Bu şekilde başlangıç sayfası şu şekilde olabilir. Ya da white yerine bir açık, çok açık bir gri deneyeceğim. Şu çok açık bir gri mi? Değil. Çok açık bir beyaza yok, çok yakın bir ton olursa olabilir aslında, ama benim kafamda biraz daha açık, çok çok açık bir ton var. Beyaz olmasın. Açık tonlar nerede? Light gray. Light gray. Limon sarısı. Silver. Light gray diyeyim. Noktalı virgül. Light gray daha koyu oldu bir öncekinden. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Color Chooser'dan RGB gri tonunu elde etmek için hepsinden eşit miktarda koymak gerekiyor. Ne kadar bunu ileriye götürürsem eşit miktarda elde ettiğim gri tonu da o kadar açık olur. 250, 250, 250 yaparsam beyaza çok yakın bir gri tonu elde etmiş olurum. Kaydedersem. Evet, beyazı çok yakın bir gri ton elde etmiş oluyorum. Yine istediğim gibi olmadı. 200, 230, 230, 230 dersem ne olacak? Kaydedeyim. Neyse, bir süre böyle dursun şu gride. Bu dursun. Beyaza yakın. Tam beyaz değil. Şu içindeki beyaz, beyazın biraz daha farklı olduğu görünüyor. Evet. Şimdilik geliştirmeye devam edelim. Şöyle bir özellik eklemek istiyorum. Cam barı %20'nin altına düştüğünde açlık durumunuz tehlikeli bir düzeye
ulaştı diye bir uyarı versin. O düzeyin altına düştüğün zaman bir kere versin o düzeyin altına düşerken. Daha sonra o düzeyin üzerine çıkıp tekrar o düzeyin altına düşerse yine versin. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle bu işi nereden yöneteceğim? Set player life bar. Burada ne yapıyor? If life bar büyük 20 değilse 20'nin altına düşmüş demektir. Ama eğer uyarıyı buraya düz şekilde yazarsam 20'nin altında her adım attığında o uyarı yapmaya devam edecek. O yüzden ne yapacağım? Bir değişkende önce şunu deneyelim. Board nokta show alert açlık durumunuz tehlikeli bir seviyede. Bu çok önemli bir şey çünkü eğer biterse baba oyun biter. O yüzden bunu danger olarak vereceğim. Açlık açlık durumu tehlikeli bir seviyeye düşerse uyar. Şimdi bunu bu şekilde yazarsam olmaz çünkü mesela şimdi düşürelim. 20'den aşağıya düştüğü zaman bar beni sürekli uyaracak ve o beni sürekli uyarması başka hiçbir uyarıyı alamamama sebep olacak. Açlık durumumuz tehlikeli bir seviyeye. Şimdi her hareketimde bana açlık durumumuz tehlikeli bir seviyeye ulaşmış diyor. Şimdi burada bir tane değişken açacağım. Board nokta life danger alert eşittir 0 diyelim. Eğer life danger alert verilmişse bunu 1 yapacağım ve 1 olduğu sürece bir daha life bu alerti vermeyecek. Eğer life danger alert 0'sa daha önce yapılmamışsa açlık durumumuz tehlikeli bir seviyede diye alert et ve bu değişkenin içeriğini 1 yap ki bir daha bu alert çalışmasın. Ama eğer %20'nin üzerine çıkarsa bunu tekrar 0 yap ki tekrar düştüğünde %20'nin altına tekrar uyarı versin şeklinde bir algoritma yazılabilir. Bakalım ona. Hasar aldım. Şimdi ilerlediğim zaman ne yaptı? %20'nin altına düştükten hemen sonra hasar alma alerti verdiği için öbür alertin üzerine gelmiş oldu ve o alerti göremedik. Evet, açlık durumumuz tehlikeli bir seviyede. Ne oluyor? Ben ne kadar daha düşerse artık beni uyardı, bir daha uyarmıyor. Ama bir elma yersem, %20'nin üstüne çıkarsam, tekrar gezersem, %20'nin altına düştüğünde açlık durumu tehlikeli bir seviyede. Açlık durumumuz tehlikeli bir seviyede diye bizi
uyarsın. Eğer hasar aldığında, büyük bir hasar alıp %20'nin altına hemen düştüğünde bu uyarıyı vermiyor. Ama normali de o. Çünkü bir tuzağa düştüğün zaman o daha önemli. Oradaki hasarın bize bildirmesi daha önemli. Bununla ilgili bir şey yapmayacağım. Şimdi benim ihtiyacım olan ne kaldı? Kazandın ve kaybettin sayfalarını yapacağım. Kazandın ve kaybettin sayfalarını yaptıktan sonra da ne yapabileceğim? Oyunu kaybettikten sonra yeniden yeni bir oyun, başa dönüp yeni bir karakter seçip yeni bir oyun başlatabileceğim. Bir de oyunu bitirdiğim puanı görebileceğim. Bu iki pencereyi de tamamladıktan sonra, bu iki sayfayı da tamamladıktan sonra geriye bir tek diğer iki canlının kodu olan bug.cs kalıyor. Onu özellikle en sona bıraktım. Orada çünkü çok fazla bir yapay zeka yok aslında. Çok basit bir şekilde hareket edecek nesneler. Diğer canlı nesneler. Ama yine de kullanacağımız class yöntemiyle diğerlerinden public static class kullanmayacağız onda. Çünkü aynı class'la iki farklı, üç farklı, dört farklı, sayısız farklı canlıyı hareket ettirebilir şekilde yazacağız class'ı. Bir de şu konu var tabi. Biz bunu sadece Chrome tarayıcısında test ettik, denedik. Bu tarayıcıda çalışıyor. Ama tarayıcıdan tarayıcıya HTML, CSS kodlarını okumada farklılıklar olduğu için bazı tarayıcılar bazı JavaScript komutlarını, bazı CSS'leri desteklemiyor olabilir. Onlar için onların desteklediği kodların da oraya eklenmesi gerekir. Oyunu tamamladığımızda başka tarayıcılarda bakıp başka bir tarayıcıda bir hata varsa gerekli düzeltmeleri yapmamız gerekiyor. Evet, şu anda yaptığımız çalışır durumda. Diğer sayfaların düzenlemesine geçmek için şöyle yapayım başlangıçta. Hangi sayfayı düzenleyeceksem o sayfayı açayım direkt. O sayfaya gelmek için uğraşmayalım. Önce sayfayı tasarlayalım. Game Win. Üçüncü sayfa. Tamam. Bakalım. Üçüncü sayfayı. İndeksin içinden. Game Win. Şu an hiçbir şey görünmeyecek. İçine gerekli eklemeleri yapacağım. Ne yapmıştım ben? Demiştim ki şu sub container'ı diğer sayfaların arka planı içinde kullanırım demiştim. Hemen şuraya bir sub container koyacağım. Renk olarak bu başarılı olduğunu gösteren bir sayfa olduğu için şu şey renkleri kullanmak istiyorum. Başarılı olduğu zaman şu rengi kullanmak istiyorum. Yeşile yakın olan renk. Turkuaz. Turkuaz rengini kullanmak istiyorum. Ve başarılı olduğunda tabii arka planda oyunun görüntüsü olduğu için şeffaf yapabiliriz. Başlangıç sayfasında bu şeffaflık özelliğini kullanmamıştık.
Çalıştıralım. Evet, şu şekilde. Şu an oyun görünmüyor arka planda ama bu sayfaya gelmek için oyunu geçip geldiğimizde arka planda bir oyun olacak. Aynı şekilde diğer sayfaya da Red kullanalım arka planda. Şimdi kazandığımız zaman ne yapıyorduk? Ortalamak için şunu da alıyorduk. Bunun içerisinde ortalayacağı için. Şunun içinde ne vardı? Ortalama konutları vardı. İki tane eklememizin sebebi burada kullandığımız opositin içindeki nesnelere etkilememesini sağlamak için iki tane kullanmıştık. Bunun içine video açıyorum. Tebrikler. Oyunu tamamladınız. Tebrikler. Başardınız. Oyunu X puanla tamamladınız. Daha da aşağıya inersek bir tane de kapat butonuyla tekrar ana menüye dönecek ve tekrar bir seçmek istiyorsa seçim yapıp kelebek seçimi yapıp oyuncu seçimi yapıp geri dön oyuna devam edeceğim. Evet. Tebrikler, başardınız. Oyun ilk puanını tamamladınız. Kapat. Evet. Şu ortalama işini yapıyordu. Ortalamayı yapmak için bir divlen içindeki tüm nesneleri ne yapıyorduk? Grupluyorduk. Şu grubun içinde o da ne yapıyordu? O grubun içinde ortalıyordu. Şey yapabiliriz. Text center diyebiliriz şuraya, o grubun içerisine. O grubun içindeki tüm metinler center olur. Sonra yine stil color white olmasını istiyorum. Bold olmasını piksel olarak da büyük olmasını istiyorum. Başlık olacak çünkü. Arka plan renkli olduğu için beyaz seçtim. Şu ikisini kopyalarsam şurada. Font size ve
bold özelliği. Font size 25. Olursa ne kadar büyük oluyor? Otuz olursa ne oluyor? Peki. Boşluk bırakalım. Margin bottom aşağıda 20 piksel kadar bir boşluk bırak. 10 piksel boşluk bırak. Sonra aşağıdaki aşağıdakinin de aşağıdaki yazılımda stilini on 18 piksel olsun bu. Gri yapsak görünmez. Güzel görünmez. Beyaz yapsak üsttekiyle aynı olacak. Şu tona yakın biraz açık bir ton yapmak isterim. Onu da en güzel opacity verirsek ona 0.7 opacity verirsek altındaki renge göre ne yapacak? Biraz daha bir ton kazanmış olacak. Şu tonu çünkü vurmam tabi zor. Bununla uyumlu olmasını istiyorum. Oyunu X puanla tamamladınız. Tebrikler, başardınız. Kapat butonunu tasarlayalım. Nerede tasarlayacağız bunu? Şuradan. Game prototype. Sayfanın prototipini açalım. Bana bir tane daha buton gerekecek. O da kapatma butonu. Prototipi açtım çünkü bir önceki çizdiğim butonla benzer olmasını istiyorum. Yazı karakteri boyut olarak. Daha önce yaptığım butonu kopyalayacağım bir tane. Sonra arkadaki kareyi seksen yapacağım opacity'sini. Rengi beyaz mı acaba? Test edelim. Bir layer ekleyeyim. Layer 2. Layer 2'yi en aşağıya koyacağım. Ve bir tane renkli bir kare çizeceğim. Kırmızı olsun. Çizdim ama görünmedi. Sebebi nedir? Şunu kilitle. Şurada bir nesnem var. İçi boş mu? Fill diyelim. Fill stroke. Evet, şimdi şöyle göründü. Tamam. Tekrar geleyim layer'a. Şunu kapatacağım bu sefer. Şunu açacağım. Şu nesnenin şeyi var. O da şey. Yani opositeden dolayı. Şöyle bir olsun bakalım. Tabii çizdiğim kare yazıların önünde kaldı. Onu arkaya atalım. Farklı bir layer'a da koyabiliriz ya da
Şurada Move Selection, Lower Layer, Top, Bottom. Bottom dersem yine olmuyor. Şunu kapatacağım. Below. Layer olması gerekiyor. Şöyle yapayım o zaman. Şurayı seçip X diyeyim. Şu nesnem burada. Past in place dersem ne yapacak? Üstüne yapıştıracak. Şunu tekrar açayım. Şimdi şunu, butonu, kenarlarını ben değiştirmek istiyorum. Şu buton nesnenin Object Properties'inden çift tıklıyorum. Şuradan bu CSS'de verdiğimiz gibi bir yuvarlama kenarına yuvarlatıyorum. Sonra şunu metini kapat yazacağım. Altındakini de close diyeceğim. Kapatı da koyu gri yapıyorum. Daha sonra da üçünü de seçip ortaladım. Evet. Şuna da ihtiyacım yok. Ben şunun arka planını görmek için bunu yapmıştım. Export. Export as. Buna da close buton diyorum. Daha öncekinin arka planını şeffaf yaptık. Çünkü burada arka planı olan küçük butonlar vardı. Bu seferkin arka planını beyaz yaptık. Hafif şeffaf. Çünkü arka plan renkli ve başka buton yok. Hoş görünecektir diye düşündüğüm için öyle yaptım. Eğer güzel görünmezse değişikliğe gideriz. Kapat yerine. Close buton. Evet, bu şekilde. Ama ne oldu? Çok beyazlı olduğu için ve bu da siyah olduğu için tek renk oldu. Ne yapalım? Bir üst nesnenin şurada bir boşluk bırakalım. Margin bottom'ına 25 piksel diyelim. 25 piksel diyelim. Bu biraz aşağıya atalım bu butonu. Bir de buradan şunu opacity'sini şöyle açalım. Açalım. Şunlarda bir değişikliğe gitmeme gerek yok. Export'a direkt export edelim. Bakalım. Evet, şimdilik işimizi görür. Biraz şu gri olması falan
şey yapıyor. Ama şimdilik idare eder. Bu şekilde olsun. Şunu yeşil yapabilirdim ama dedim ki şey, aynı butonu kaybetme sayfasında da kullanırım diye düşündüm. Peki. Şimdilik böyle kullanalım. Sonra düzenleriz, ayrıntılarla uğraşırız. Bir de ne var? Aynısında şöyle aynısında kaybetme sayfasını koyalım. Orada da şöyle yazacağım. Devam edecek gücün kalmadı. Bir açıklamaya gerek yok. Bu sayfayı bu şekilde kullanıyoruz. Kapata ne yapacağız? Kapat butonuna ne yapacağız? Onu da yazalım. Kapat butonuna ne yapıyorduk? Div elementin içine. On click. Tabii mobil uygulamaya çevirdiğinizde bu on click eventleri bazı gecikmelere sebep olabiliyor. Dokunmatik eventler daha farklı. Eğer mobilde de kullanacaksanız yazdığınız uygulamayı, oyunu ya da yazılımı, on click eventinin yanında başka mobil için de diğer eventleri kullanmanız gerekir. Verim alabilmek için. Start'a yönlendireceğim. Bastığı zaman start'a gidecek. Yine aynı şekilde kaybettiği zaman da bastığında start'a gidecek. Kaybetmeye bakalım. Kaybetme sayfası nasıl olmuş? Nokta game over. Kaybetme sayfası da bu şekilde. Devam edecek. Gücün kalmadı. Kapat. Tekrar win'e bakalım. Şuradaki aradaki boşluk nasıl? Burada daha çok tabii. Biraz onun boyutuyla oynayalım. Kapatmada bunu 25 yapalım. Burada çünkü altta 25'ti butonla metin arasındaki fark. Game over. Evet. Kapata basınca tekrar başa dönecek. Kapata basınca ne yapacak? Tekrar başa dönecek oyun. Menüler, menü sayfaları biraz zayıf kaldı tasarım açısından, renklendirme açısından. Üzerinde çalışılabilir. Ama bizim işimizi görecek. Bir de arka planda oyun olduğu zaman bu sayfalar daha güzel görünür diye düşünüyorum. Onu da birlikte göreceğiz. Şimdi oyunu kaybetmek, bu sayfaya ulaşmak neyle oluyordu? Her halükarda canının sıfır olmasıyla alakalı. O zaman game over sayfasını
Can nerede düzenleniyor? Set life value'da. Sonra da ne yapıyor? Bunu board'a yansıtıyor. Burada set life value'ya geldiği zaman. Eğer sıfırdan küçükse sıfır oluyor. Sıfır eşitliyor. Buraya da sıfır eşitliyor ve en aşağıya da deriz ki eğer value ya da player life eşittir sıfırsa game over sayfasını göster. Can kalmadığında oyunu bitir. Evet. Peki oyunu geçmek nasıl olacak? Anahtarı alırsa, kapıya gelirse ve kapının üzerine çıkarsa, kapının üzerine geldiğinde oyun kazanılmış olsun. Eğer oraya kadar canı biterse zaten oyun bitecek. Eğer canla birlikte oraya geçmiş olursa oyunu kazanmış olur. Onu nasıl yaparız? Map'te on player arrive coordinate. Oyuncu bir koordinata vardığında ne yapıyordu? Player'e geri dönüyordu bu. Onun da 10 koordinat olması lazım. Burada bazı değerler veriyordu. Şurada yapabiliriz aslında. Item prop type. Şuraya yeni bir yer açarız. Case. Eğer kapı açılmamışsa zaten kapı nesnesinin üzerine gelemez. Eğer bir kapı nesnesinin üzerine gelmişse oyunu tamamlamış demektir. Eğer kapıyı açıp içeri adım atarsa oyunu sonlandır. Game win. Bakalım doğru mu yaptık? Önce oyunu kaybedelim. Artık seçim yapamadığımız için tuzağın yerini bilmiyoruz, göremiyoruz. Açlık durumumuz tehlikeli bir seviyede. Evet, azaldı. Devam edecek gücün kalmadı. Evet, kırmızı bir ekran oyunun üzerinde. Bize bir bilgi veriyor. Devam edecek gücün kalmadı. Altında da kapat butonu. Doğru bir şekilde çalışıyor. Şöyle bir şey var. Oyun bittiği zaman K'lerden aslında ben nesnemi hareket ettirmeye devam edebilirim arka planda. İstersek bunu kapatırız. Ama bir şey ifade etmez. Yani istersek kapatabiliriz. Açık bırakmamızın şöyle bir avantajı olur. Oyunu geçtiği zaman, oyunu bitirdiğinde bu ekran geldiğinde buradan çıkıp dışarıda gezebilir. Bu güzel ek bir özellik olabilir. O yüzden onu koruyabiliriz. Bir de şöyle bir şey olabilir. Kapıyı açtığınızda diğer kendi başına hareket eden canlılar da
Artık kapı açıldığı için oradan geçebilecekler. Onlar da ekranın dışına çıkabilir eğer kapıdan geçerlerse. Evet, şimdi oyunu tamamlayalım. Ne yapacağız? Hasar yedik. Şurada biraz yiyelim. Anahtarı aldık. Kapıyı açtık. Kapıdan geçtik. Ne diyor? Tebrikler, başardınız. Oyunu X puanla tamamladınız. Evet, puanımızı yazalım. Dediğim gibi şimdi ok tuşları hala aktif olduğu için oyun bittikten sonra ben çıkabiliyorum oradan. Artık özgürüm. Bu da bir özellik gibi bir şey olarak kalsın. Ama ben yine şey fonksiyonunu yazayım. Bu böceğin oyuncunun hareketini kesme, hareket etmemesini sağlama fonksiyonunu yazayım. Ama kullanmayalım. Siz isterseniz kullanırsınız ya da bu oyunun kodlarının üzerine başka bir oyun. Daha önce söylemiştik. Mesela Bomberman tarzı, Tank 90 tarzı bir oyun yazılabilir. O zaman belki o özelliği kullanırsınız. Bak şimdi oyunu başardım ama gezmeye devam ettiğim için canım azalmaya devam ediyor. Şimdi canım bitecek. Canım bittiği zaman oyunu kaybetmiş oldum. Şunun arka planını beyaz yapmaya karar verdim. Şeffaflık biraz bozuyor işi. Hem bu siyah olduğu için beyaz üzerinde daha hoş görünecektir. Bunun siyahını da biraz koyu gri yaparsak, bunu da daha açık gri yapabiliriz bunu beyaz yaparsak. Daha hoş görünür diye düşünüyorum. Onu yapalım. Yapacağım şey şunun. Fill Stroke'da tamamen beyazı yükseltmem. Şu siyah yerine çok koyu gri yapmam. Kırdığım zaman tonu hoş görünecek. Şunu da çok açık bir gri yapabilirim. Arka plan şeffaf olmadığı için. Böyle yaparsam güzel görünür diye düşünüyorum. Oyunu başlat. Şunu şimdi test edeceğim. Sonra da player'ın hareket edememesini sağlayacak komut yazıp evet. Beyaz. Arkası görünmediği için şu açık gri rahat görünüyor. Siyah da bir ton kırdık. Bir öncekine göre. Daha güzel oldu. Yazalım. Kelebeğin hareket etmemesini sağlayacak komutu yazalım. Bunu kaydedelim. Çıkalım artık bundan. Bununla bir işimiz kalmadı. O komutu nereye yazacağız? Tabii ki player'ın içine. Ne diyeceğim? Player nokta active eşittir status. Bir de unutmadan kazandığın zaman puanı yazmadık da puanı da yazalım. Status diyelim. Ne vardı benim mesela is moving vardı. Bu değişkeni de kullanabilirim. Bu değişkeni değiştirirsem kelebek hareket halinde dersem o zaman kelebeğin tekrar hareket etmesini engelleyecek, bunu tekrar sıfıra çevirecek bir kod olmadığı için kelebek hareket etmeyecektir. Şurada soru bakıyor. Is moving eşittir sıfırsa devam ediyor. Ben bir yaparsam onu kelebek hareket edemeyecektir zaten.
0 yaparsam yine hareket edebilir olacak. O şekilde yapabiliriz. Is moving status. Ama kafamız karışırsa bu değişkeni kullandığımız için yeni bir değişken açıp şu değişkenin yanına onu da ekleyebiliriz. Is moving eşittir 0 ve active eşittir 1 diyebiliriz. Hatta öyle yapalım. Öyle yapalım. Bu değişkeni hiç kullanmayalım. Çünkü bunu şimdi bunu böyle bir kural olarak burada yazıyoruz ama yarın öbür gün bunu hatırlamadığımızda, koda baktığımızda bu tarz şeyler, bu tarz başka işler için kullandığımız değişkenlerle işi yapabildiği için farklı işlerde kullanmamız zaman geçtiğinde kodu unuttuğumuzu anlamamamıza sebep olabilir. Active diye active status eşittir 0. Active status 1 olursa yani player hareket edebilir anlamında olsun. 1 olursa değil mi? Active status eğer 1 ise hareket edebilir. 0 ise hareket edemez. Bir de şöyle bir şey yazalım. Eğer status eşit değilse 0'a status eşittir 1 olsun. Yani 0 yazarsa player hareket etmiyor. 1 ya da 1'den fane yazarsa yazsın. Yine 1'e dönüştürüp hareket eder hale geliyor. Oyuncunun hareketini durdur. 1 hareket et 0 dur. Şurada da hareket etmesi için ne gerekiyor? Player aktifinin 1 olması gerekiyor. Hareket edebilmesi için. Eğer ben bu aktive 0 dersem herhangi bir yerde ne olacaktır? Ok tuşlarına basıyorum ama hiçbir hareket gerçekleşmiyor. 1 olursa ne olacaktır? Hiçbir hareket gerçekleşmiyor. Ne yaptık? Nerede yanlış yaptık? Ona bakalım. Şurada aktif status demem gerekiyordu. Aktif demişim. 1 olursa hareket edebiliyor. 0 olursa yine hareket edebiliyor. Bir daha bakalım. Nerede yanlış yaptık? Aktif 0 dedik. Şu aktif statüsü buraya yazmışım. Buraya yazmışım. Şurada da olması gerekiyor. Tekrar bakalım. Başka hatamız var mı? Ne yaptım? Sıfır dememe rağmen çalışmaya devam ediyor. Şununla bir ilgisi olabilir mi? Ben bunu sıfır dedikten sonra başka bir yerde clear ediyor olabilir miyim? Evet, aynen öyle. Clear ettiğim için tekrar aktif oluyor. Bunu clear etmeye gerek yok. Zaten bunu ayrı olarak kullanacağımız bir şey olduğu için. Burada orada seçmemize gerek yok. Şu an hareket etmiyor. Bir yaparsam hareket ediyorum.
Şimdi ne yapacağız? Kullanmayacağız biz. Oyuncunun hareketini durdur. Nasıl sıfır yapalım? Puanımızı dayalım. Oyunu tamamladığımızda puanımızı da yazalım. Böylece tamamlamış olalım oyununu. Nasıl yazarım puanı? Şu div'e bir ID verirsen eğer. Game win description. Oyunu kazandığının açıklaması diyeceğim. Ne yapacağım oyunu kazandığının açıklamasını? Lazy söyleyelim. Eğer win'e gelirse göstermeden önce document.getElementById oyunu kazandı açıklaması nokta inner html eşittir inner html eşittir neredeydi o? Page'de. Şuraya yapıyorum. XYN'de ne yapacağım? Çift tırnak. Artı artı. Nerede? Global'de. Player score'u. Player score'u var. Buraya yazacağım. Bakalım çalışıyor mu? Hasar yedim. Puanım çok düştü. Eksiye düştü puanım. İstesek eksiye düşmeyecek şekilde kodu düzenleriz ama eksi de bir başarısızlık belirtisi. Eksi olmasında bir sakınca yok. Puanını eksi olarak ne yapmışsın? Tamamlamışsın. Kaç? 87 puan. Evet. Oyunun 87 puanla tamamladınız. Tebrikler, başardınız. Ne yapıyorum? Devam edebiliyorum. Evet. Bu bölümü de tamamlamış olalım. Böylece.